Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Diyarbakır'da bir grup avukat Tahir Elçi'nin öldürüldüğü sokaktaydı. Aralarında Türkan Elçi de vardı. 5 ay sonra ilk kez eşinin can verdiği yere gitti. Gözyaşlarına hakim olamadı. Öylesine ki ağlamaktan karanfil bile bırakamadı. Beş aydır içindeki yangın sönmüyordu. Eşinin son nefesini verdiği yerde o acı katmerlendi. Sevenleri, meslektaşları karanfil bıraktı. Tahir Elçi'yi andı. Hayat arkadaşı Türkan Elçi de aynısını yapacaktı ama gözyaşları izin vermedi. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım'da dört ayaklı minarenin bulunduğu sokakta kameraların önünde can verdi. Bir grup hukukçu Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla oraya gitmek, Elçi'yi anmak istedi. Ancak polis güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Sur içerisinde her türlü basın açıklaması, etkinlik, çadır kurma vesaire her türlü etkinlik ikinci bir emre kadar yasak arkadaşlar. Valilik internetten yayınlamış, aleni bir şekilde duyurmuş. Ben interneti bilmiyorum, kullanmasını bilmiyorum. Bilmiyorsanız arkadaşlar soracaksınız öyle. Evet. Grup sur içine alınmadı. Basın açıklaması Yeni Kapı sokak girişinde yapıldı. İlk kez baro başkanımız Tahir Elçi'nin katledildiği sokağa gelebildik. Türkan Elçi de o grubun arasındaydı. 5 ay sonra ilk kez eşinin can verdiği sokağa girdi. Açıklamanın ardından avukatlar Elçi'yi karanfillerle andı. Türkan Elçi de eşinin hatırasına karanfil bırakacaktı. Ama dayanamadı. Gözyaşlarına boğuldu. Acıyla kilitlenen elleri bir türlü açılmadı. Sanki kaybettiği hayat arkadaşına sarılıyormuşçasına tuttuğu karanfilleri bırakamadı. Güçlükle sakinleştirilen Elçi ve kalabalık daha sonra sokaktan ayrıldı. Ahmet Bey.